Merhaba sevgili ikinci sınıf öğrencileri. Bu videomda sizlere çıkarma işlemi konusunu anlatacağım. Çeşitli alıştırmalarla konuyu göstereceğim. Devamında problem çözümleri de yapacağım. Çıkarma işlemini ne zaman yapıyoruz? Nesneler, çokluklar azaldığı zaman çıkarma işlemi yapıyoruz. İşte mesela şurada 56 lira param var. 4 lirasını harcadım. Yani param azaldı. Ne kadar kaldı? Böyle bir soruda çıkarma işlemi yapmamız gerekiyor. İşte diyelim ki burada 79 yolcu var bir trende. 18 tanesi indi. İşte trendeki yolcular azaldığı için çıkarma işlemi yapıyoruz. Hemen başlayalım isterseniz. İlk iki alıştırmada onluk bozmadan çıkarma işlemi yapacağız. Daha sonra onluk bozarak çıkarmalar nasıl oluyor onları göstereceğim. Şimdi çıkarma işlemine birler basamağından başlıyoruz. Biliyorsunuz bu yıl iki basamaklı sayılarla çalışıyorsunuz. Ve birlikler var, onluklar var. Biz ilk önce birliklerden başlayacağız. 6'dan 4'ü çıkaracağız önce. Onluklar biraz duracak, onlar bekleyecek. Şimdi burada çıkarma işlemini kolay yapmak için yukarıdaki sayıyı aklımızda tutuyoruz. 6, 4 tane çıkaracağız ya. İsterseniz 4 tane böyle şekil yapabilirsiniz. Sonra 6'dan geriye doğru saymaya başlayacağız. Birer birer çıkaracağız. 5, 4, 3, 2. Demek ki 2 kaldı. Ya da bu işi parmaklarınızla sayarak da yapabilirsiniz. Ya da zihinden de çıkarabilirsiniz. Veyahut da daha kolay bir yol istiyorsanız. Şimdi 6'dan 4'ü çıkarıyoruz ya. 4'ten 6'ya kadar da gidebilirsiniz. Yani şöyle 4'ü aklınızda tutup 5, 6 diyebilirsiniz. Yani 2 değil mi? 4'ten 6'ya gitmek için 2 gerekiyor. Demek ki aradaki fark 2 sayı. O zaman 6'dan 4 çıktığında 2 kalmış diyebilirsiniz. Devam edelim. 5'ten çıkaracak herhangi bir sayı olmadığı için 5'i aşağıya indiriyoruz. Ve cevabımız 52 oldu. Şimdi buna bakalım. 9'dan 8'i çıkaracağız. 9'u aklımda tutuyorum. Ve 8 tane nesne yapıyorum. Şekil yapıyorum. Bunları 9'dan geriye doğru çıkaracağım. 9 aklımda. Birer birer çıkarıyoruz. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Demek ki buraya 1 gelecek. Çıkarma işlemini doğru ve hızlı yapmak istiyorsanız geriye doğru saymaları iyi öğrenmelisiniz. Devam edelim. Şimdi geldik onluklara. 7 var, bir de 1 var. 7'den 1 çıktı, 6 kalıyor. O zaman cevap 61 oldu. Şimdi geldik onluk bozarak çıkarma işlemine. Hemen başlayalım birler basamağından. 2'den 7'yi çıkaramam çünkü 2 küçük bir sayı, 7 büyük bir sayı. Küçük sayıdan büyük sayı çıkarılmaz. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. 2 lira param olsa ben 7 liralık bir harcama yapamam ki. Param yetmez yani. Ya da 2 tane elma var. Ben 7 tane yiyeceğim ama yetmiyor değil mi? Şimdi 2'den 7 çıkmaz. O zaman ne yapacağız? Onlar basamağından bir tane onluk alıp 2'nin yanına koyacağız. Şurada yukarıda göstereyim 2'yi. Burada 8 tane onluk var ya, bir tanesini buraya vereceğiz. Bakın ne oldu? 12 oldu. Peki burada ne kaldı? 8 tane vardı. Bir tanesini gönderdi yan tarafa. Burada 7 tane kaldı. Şunları artık çizebiliriz. Bu 2 12 oldu. Buradaki 8 de 7 kaldı. Şimdi 12'den 7'yi çıkaracağız. Yine 12'yi aklımızda tutuyoruz ve 7 tane geriye doğru sayıyoruz. 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 5 kaldı. Burada onlar basamağında 7 var. 7 kalmıştı bir tanesini verdiği için. 7'den 2'yi çıkarıyoruz. 2 tane sayıyoruz geriye doğru. 6, 5. Burada da 5 kaldı. Cevap 55 oldu. Diğerini yapalım. 0'dan 6 çıkmaz çünkü 0 küçük. O yüzden ne yapacağız? Onlar basamağından bir tane onluk alıp 0'ın yanına koyacağız. Yani burası ne oluyor o zaman? 10 oldu. Burada ne kaldı? 9 tane vardı. Bir tanesini gönderdiği için 8 tane kaldı. Şimdi çıkaralım. 10'dan 6 çıktı. Hemen geriye doğru 6 tane sayıyoruz. Şöyle 6 tane yapayım. 9, 8, 7, 6, 5, 4. 4 kaldı. Onlar basamağında şimdi 8 var. 8'den 3'ü çıkarıyoruz. İsterseniz bunu da şöyle gösterelim. 8'den geriye doğru sayıyoruz. 7, 6, 5, 54 oldu. Diğerini yapalım. 1'den 4 çıkmaz. Onlar basamağından aldık ve 1'in yanına koyduk. 11 oldu. Burada 6 kaldı. Şimdi 11'den 4'ü çıkaracağız. 4 tane şekil yapalım. 11 aklımızda. 10, 9, 8, 7. Burada 6 kaldı. 6'dan 6 çıktı. Hepsi gitti yani. 0 kaldı. Cevap 7 oldu.
Burayı yapalım. 8'den 9 çıkmaz. 8 küçük çünkü. Hemen komşudan alıyoruz. Şöyle oldu. 18 oldu. Burada da 7 kaldı. Şimdi 18'den 9'u çıkaracağız. Hemen 9 tane nesne yapalım. Zaten bu çıkarmaları yapa yapa artık ezberleyeceksiniz. 18'den 9 çıktığında 9 kaldığını hemen söyleyeceksiniz. Tabi bolca alıştırma yaptığınızda artık bunlar zihninizde yer edecek ve diyelim ki 11'den 4 çıktı, 7 kaldı diyeceksiniz hemen. Devam edelim biz şimdi. 18'den 9'u çıkarıyoruz. 18 aklımızda. 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 19. 9 kaldı. 7'den 2 çıktı, 5 kaldı. Cevap 59 oldu. Şimdi biraz da sorular, problemler çözelim. Birinci sorumuz. Köyümüzde 83 kişi yaşıyordu. 19 kişi ilçe merkezine taşındı. Köyümüzde kaç kişi kaldı? Köyde yaşayan kişiler azalmış değil mi? Çünkü 19 kişi ayrılmış. Başka yere taşınmış ilçe merkezine. O zaman 83'ten 19'u çıkaracağız. Hemen başlayalım birler basamağından. 3'ten 9 çıkmaz. Onlar basamağından aldık, komşudan aldık. 13 oldu burası. Önüne koyduk. Burada 7 kaldı. 13'ten 9'u çıkarıyoruz. Yine az önce değişik bir yöntem söylemiştim size. 9'dan 13'e kadar da gidebilirsiniz burada. Yani şöyle 10, 11, 12, 13. 4 defa sayıyorsunuz. Demek ki 13'ten 9 çıkarıldığında 4 kalması gerekiyor. 13 ile 9'un arasında 4 fark var demektir bu. Ya da öbür türlü yapalım yine. Alışık olduğumuz gibi 9 tane nesneyi geriye doğru sayalım. 13 aklımızda. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Bakın 4 kaldı. Burada 7 kalmıştı. 1 çıktı. 6. Demek ki 64 kişi kalmış. Diğer sorumuz. Pazardan kilosu 14 TL olan kirazdan 2 kilo aldık. Pazarcıya 50 TL verdim. Para üstü ne kadar alırım? Şimdi 14 TL'ymiş kirazın kilosu ama 2 kilo almış. Yani 2 defa 14. Bunları önce bir toplamamız lazım. Bakalım kirazların parası kaç para? 4, 4 daha 8. Burada toplama işlemi yaptık. 1, 1 daha 2. 28 lira oldu aldığımız kirazların parası. 50 TL vermiştik. 28 lira kirazların parasını çıkaralım. Geriye ne kadar para üstü alacağımızı bulalım. 0'dan 8 çıkmaz. Komşudan aldık. Burası oldu 10. Burada kaldı 4. 10'dan 8 çıktı. Şöyle buluyorum yine. 8'den 10'a kadar gidiyorum. 9, 10. 2 defa gidiyorum. O zaman demek ki 2 kalması gerekiyor. 4'ten 2 çıktı. 2. Demek ki 22 lira para üstü almak gerekiyor. Cevabımız bu kadar. Diğer sorumuz. Geçen sene 77 kilogram bal ürettik. Bu sene 58 kilogram bal ürettik. Geçen sene ürettiğimiz, şuradaki E'yi unuttuk. Bal ile bu sene ürettiğimiz bal arasında ne kadar fark vardır? Ne kadar fark vardır dediğinde çıkarma yapmamız gerekiyor. 77 kilogram ile, yani büyük sayı ile küçük sayının arasındaki farkı bulacağız. 7'den 8 çıkmaz. Komşudan aldık. Burası oldu 17. Burada kaldı 6. 17'den 8 çıktı. Hemen şöyle çıkaralım. 17'yi aklımızda tutalım. 16, 15, 14, 13, 12, 11, 19. 9 kaldı. 6'dan 5 çıktı. 1. Demek ki arada 19 fark varmış. 19 kilogram. Bu şekilde yapmış olduk. 74 sayısının 18 eksiği kaçtır? Böyle sorularda da çıkarma yapmak gerekiyor. Şu kadar eksiği dediğinde, eksik olduğunda çıkarma işlemi uygulamamız gerekiyor. 74'ten 18'i çıkaralım. 4'ten 8 çıkmaz. Komşudan aldık. 14 oldu. Burada kaldı 6. 14'ten 8 çıktı. Hemen yapalım. Şöyle göstereyim. 14 aklımızda. 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6. 6'dan 1 çıktı 5. Demek ki cevap 56'ymış. Umarım sizlere yararlı bir ders olmuştur. Her zaman olduğu gibi iyi çalışmalar, derslerinizde başarılar diliyorum. Başka derslerde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.